CHP'si Genel Başkanı Milletvekili Erşet Salihi dün Kerkük'teki Atlas Caddesi'nde ikinci canlı bomba saldırısını engelleyen Türkmen genci Hüseyin Muhammed'i Kerkük'teki bürosunda kabul etti. Benzer saldırıların önüne geçilmesi için Federal Güvenlik Kuvvetleri'nin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Salihi, Bağdat'ta bazı siyasi anlaşmalar olduğu konusunda da uyardı. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Milletvekili Erşet Salihi, dün Kerkük'te Atlas Caddesi'nde adeta bir faciayı önleyen Türkmen genci Hüseyin Muhammed'le bir araya geldi. Atlas Caddesi'nde ikinci canlı bomba saldırısını engelleyen Türkmen genci Hüseyin Muhammed'i Kerkük'teki bürosunda kabul eden Salihi, gösterdiği büyük cesaretten dolayı kendisine Irak Türkmen Cephesi'nin plaketini sundu. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Milletvekili Erşet Salihi, Türkmen genci Hüseyin Muhammed'in cesaretine vurgu yaptı. Atlas Caddesi patlamasında bizim memleketlimiz, Türkmen vatandaşımız orada birinci patlamadan sonra ikinci patlamanı engellemek için intiharcını, eylemcini tutup birkaç dakika onu uzak tuttu. Eğer ona fırsat vermiş olsaydı mutlaka kalabalık bir yerin içinde daha çok patlatmış olabilirdi özünü, daha çok zarar verilirdi. Bu da hem bizim insanımızın hem de memlekete, vatana bağlı olduklarını gösterdi. Bizimkiler bu kadar vatana bağlıdılar ama Bağdat'taki hükümet acaba ne kadar Türkmen milletinin hakkı hukukunu vermekte istidadı var. Biz bu hususta biraz şüphemiz var. Bağdat'taki siyasi tarafler Türkmenlerin üzerine pazarlık etmesinler. Özellikle 16'dan sonra, 16-11'den sonra her şey gözden geçmek mecburiyetindeydi. Duz hurması da kesinlikle Türkmenler kaymakamlığı alması lazımdı. Tavukta Türkmenler kaymakam olması lazımdı. Kerkük içinde isteklerimiz vardır bu hususta. Ama gördüğümüz farklıydı. Bağdat'ta siyasi irade Türkmenlerin haricinde olan Türkmen meselesine biraz zafiyet göstermektedirler. Temenni ederiz bu gibi meselelere daha fazla Türkmen'e zarar vermesinler. Salihi, benzer saldırıların önüne geçilmesi için Federal Güvenlik Kuvvetleri'nin güçlendirilmesi gerektiğini de belirtti. Emniyet dosyası Kerkük'te bir boşluk içinde hele de var. Emniyet var burada. Polis, terörle mücadele, merkezi hükümetin kuvveti ama burada PKK çok, DAEŞ çok ve PJK çok, YPG de çok. Ve bunları destekleyen tarafları da var. Dikkat ederseniz Karaincir'de bir patlama oldu. Birkaç gün bir polis terörle mücadele otomobiline ateş açtılar. Ondan sonra dün El Askeri semtinde. Yani bunu mutlaka gözden geçirtmek için emni, istihbarati cühüd daha kuvvetli olması lazımdı. Bu bir tarafın da siyasi bir hizbin elinde kalmaması lazımdı. Biz tekrar emniyetten, herkesten temenni ederiz bizimle teavun etsinler. Bölgelerimize biraz his emniyiz olsun. Yani vatandaş dikkat etsin. Bölgesine, mantıkasına, yabancı bir kimse geldiği zaman haber versin. Bir taraflardan ittisal etsin. Yani işi böyle kolay almamın. Dam sahipleri kiravuza damları kiraya verin de parayı vermemin. Kâhına fazla almak için bilmesiz kimdi kimdi göre sen damınızı kiraya versin. Sorun. Bir tane gelip de valla ben nazihem, valla ben filan yerdenem. Sana bir tane iyi para verdiği zaman ona dikkat etmem lazımdı. Türkmen genci Hüseyin Muhammed ise olayın ayrıntılarını anlattı. Tevcih ettim. Yani şey tarafına, Atlas tarafına. Ben de baktım bu askeri girip, size askeri girip de analizinde vardı. Ve yırmağı da zorlandı. Ve ben de o şükür ettim bunda bir şey vardı. Öğün çestim. Mukavama ettim özüydüm. Avalın dedim özü zıntağı açtı, bakım zıntağı da ne var. Ve muhale etti zıntasını açsın. Onca biz baktım, istere elinde remont vardı. O remontu elinden aldım. Remont zıntaya tabiydi, abanesi var içinde. Ve onu elinden aldım. Daha sayıtlar ettik. Gülle ağaçlar üzerimize. Ve o gülle üzerimize asılmasaydı, yani bu patlamazdı. Ve hamdolsun, övcünü de kestim. Mukavama ettim özüydüm. Saldım özünü yere, hamdolsun lan fadlıydım. Koymadık yani kimse orada vatandaşlarımıza kan döküyorsun orada.